Merhaba arkadaşlar, bugün C# ilk videosuyla karşınızdayım. C# ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak proje nasıl oluşturulur? C# genel olarak projeleri nereden giriş yapabiliriz? Ve giriş formu ile alakalı sizlere bilgi vereceğim. İlk olarak karşımıza Start Page ekranı dediğimiz bir ekran çıkıyor. Bu ekrandan şuradan New Project veya Open Project diyerek yeni proje veya oluşturduğumuz projeyi açabiliriz. Ayrıca şuradan File dediğimiz kısımdan New Project veya aynı dediğimiz Open Project dediğimiz olayla projemizi oluşturur veya açabiliriz. Öncelikle şuradan File, sonra New Project diyerek projemizi açalım. Projemizi açarken bize belirli bir iki soru soracak. Tabii şimdi gelecek karşımıza form ekranı. Buradan C# seçmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Visual Basic'te veya C++'da açmayalım. Çünkü ikisinin yazım stilleri farklı. Çok bile az bir şey de olsa fark ediyor. Buradan Windows Form Application'ı seçeceğiz. Çünkü burada işte gördüğünüz gibi ASP.NET Web Tasarım falan gibi Web Application gibi form ekranları da var. Oralarda da arayüzlerde çalışabiliriz. Ama biz neyden bahsedeceğiz? Windows Form Application. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan projemize isim verebiliyoruz. Projemizi nereye kaydedeceğimizi şuradan Browse diyerek masa üstüne kaydedebiliriz. Projemize isim verelim. Diyelim ki projemizin ismi dnm1 olsun diyerek projemizi oluşturalım. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Windows şöyle form1.cs designer diye bir ekran çıkıyor. Şimdi sağ ve solda belirli paneller var. Bu paneller ne işe yarıyor? Genel olarak bu paneller toolbox dediğimiz yer. Burada işte checkboxlar, butonlar, data gridler, data setler gibi programın içinde kullanabileceğimiz seçenekler var. Burada şu Solution Explorer'da da programa yaptığımız sınıflar, ondan sonra oluşturduğumuz form ekranları, koyduğumuz database'ler burada gözüküyor. Buradan hangi forma, hangi database'i koymuşuz olarak görünüyor. Buradan herhangi bir oluşturduğumuz butonun özelliklerini de properties dediğimiz kısımdan tüm özelliklerini, büyüklüğünü, boyutunu, içindeki yazısını, işte çerçevesini, gördüğünüz aklınıza gelen programda ayarlanabilecek her şeyini gördüğünüz buradan, rengini, her şeyini buradan ayarlıyoruz. Kısacası seçtiğimiz cismin özelliklerini bize gösteriyor. Form ekranında gördüğünüz gibi özellikleri oluyor. Şimdi burada şöyle çift tıklayarak form ekranına kod kısmına geçiyoruz. Burada yazılması gereken kodlar, yapmamız gereken projeler gözüküyor. Gördüğünüz gibi şurada form1.cs diye gözüktü. Genel olarak giriş videomuzda böyle kısa bir bahsedelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyelim.